Selam canlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden perşembe, kaldı son bir gün. Cuma'ya inşallah. Şimdiden cumanız mübarek olsun. Yine bu videoyu siz cuma günü izleyeceksiniz. Çünkü canlar, ben eve geldim, kahve içtim kendime gelmek için. Bugün biraz yorgunum çünkü sabah çok erken kalktım. Bilmiyorum neden. Böyle bir dün o kadar yoruldum ki erken yattım galiba. Erken kalktım dolayısıyla, bilmiyorum yani, birden uyandım. Ama kendim bir türlü gelemiyorum bugün. Biraz böyle modum ve motivasyonum düşük bugün. İnşallah sonra yerine gelir diye düşünüyorum. Canlar, ben dün bayağı bir uğraştım bu paketlemelerle, şeylerle. Ama pijamamı giydim, oturdum ve çekmeyi unuttum açıkçası. Hiç aklıma da gelmedi o yorgunlukla. Turgut'a sadece dedim ki lütfen son halini çık. Akşam karanlıkta ışıklar yanıyorken ben videoyu eklerim. Az sonra size o tarafı göstereceğim. Ramazan köşemizi göstereceğim. Ama siz şimdi bir video izleyin. Akşam nasıldı? Nasıl yapmışız, süslemişiz? Bir bakın bakalım nasıl, güzel mi, hoşunuza gidecek mi? Ondan sonra size gün ışığında da bir göstereyim orayı. Alışverişli bir gün oldu benim için. Aslında akşam biz alışverişe gideceğiz bugün canlar. Normalde cumartesi günleri gidiyoruz biliyorsunuz. Ama bugün gideceğiz akşam Turgut gelince, yemekten sonra. Çünkü yarın Turgut'la ikimiz baş başa alışverişe gideceğiz. Böyle gezmeye, yani biraz kafa dağıtmaya. Çocukları kayınvalideme bırakacağız. Cumartesi de uzak bir yere gideceğiz çocuklarla birlikte. Orası böyle hem alışveriş hem gezme bir yeri. Oraya gideceğiz nasipse inşallah. Ondan sonra da pazar günü de arkadaşımın kızının doğum günü var. Kapalı bir oyun parkında. Oraya davetliyiz. O yüzden bu hafta sonu fulüz yani. Bu yüzden alışverişi biraz öne aldık. Ben bugün Lidl'a gittim. Bir iki eksiğim vardı. Orada böyle Yiğit ayakkabı gördüm canlar. Şöyle hoşuma gitti. 13 euroydu. İnşallah olur bedeninde. 34 beden aldım. 13 dediğim gibi 12.99'du. Gayet şık ve güzel duruyor. Şimdilik giyer dedim. Ayakkabılar bayağı eskidi. İstanbul'da Fenerbahçe ayakkabısı almıştık ona. Hep Fenerbahçe, Fenerbahçe diye onu giyiyor. Dedim değişik, aynı model. Böyle yüksek modeldi o da. Bunlar giyinsin biraz. Yaza kadar, yazın yine spor ayakkabısı alırız. Sonra canlar, bir tane soya sosu aldım. Bugün ekşili tatlı tavuk göğsü ve makarna ve basmati pirinci yapacağım. Çeker miyim bilmiyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum. Eğer yani acelem olmazsa çekerim diyeceğim ama acelem de var. Bilmiyorum, bakalım. Ve bir gün arkadaşlar şöyle garam masala gördüm. Bu Hindistanlı bir baharat. Hindistan baharatı yani. Oraya özgü bir yemek yapmayı düşünüyorum. Baharatı nereden bulurum diye düşünüyordum. Şansı önüme çıkınca aldım böyle Lidl'dan garam masala. Bundan köri yapacağım. Bir Hindistan'a ait bir köri yapmayı düşünüyorum ilk defa. Tadını çok merak ediyorum. Çok güzel kokusu var. Böyle arkadaşlar yiyor, bazen sipariş ediyor. Ben sipariş etmeyi pek sevmiyorum öyle yerlerden, bilmediğim yerlerden. O yüzden de evde yapmayı istiyorum. Beraber bir gün onu yaparız inşallah. Ondan sonra tarifim için yine şöyle misket limon aldım arkadaşlar. Aynı yine tarifim için kabak lazımdı. Kabak aldım. Sonra devamlı aldığım Çin makarnalarından aldım böyle. Ama sebzesini bulamadım. Sebzesini hani normalde hazır alıyordum ben, dondurulmuş. Bugün kendim keseceğim böyle havuçtan falan. Ondan sonra canlar yine şöyle, hatta paketi açtım, bir iki tane ağzıma attım.
Bunlar arada sırada Lidl'a geliyor. Bunlar dondurulmuş, kurutulmuş çilek. Birisi beyaz çikolatayla, birisi normal çikolatayla kaplı. Ben de böyle arada bir ağzıma atmayı çok seviyorum. Kalorisi olsa da arada böyle tek tük 2-3 tane ağzıma atıyorum böyle. Hoşuma gidiyor. Denemek isterseniz mutlaka alın. Lidl'da 2.99 tanesi. Fiyatı biraz pahalı. Ama çok nadir geliyor. O yüzden kaçırmak istemedim. Ve stoklayacağım dedim. Stoklarım. Evet, bunlardan stokladım zaten. 5 paket buldum. 5 liraya da aldım. Şöyle dedim size, hayvan katkısı olmayan şekerler. Dün çocuklar o kadar sevindi ki dedim mutlaka stoklayayım, bari evde dursun. Böyle bitince paket paket çıkarırım. Çünkü devamlı bulamıyorsunuz böyle şeyler. Şimdi yemeğe başlayacağım ben az sonra arkadaşlar, ama şurayı da göstereyim size. Ondan sonra yemeğe geçeyim. Belki sizi de yanıma alırım. Belki de almam, alışverişli videosunu eklerim arkasına, bilmiyorum. Şu an daha karar vermedim. Belki birlikte yaparız, bakalım. Şöyle bir göstereyim size kameramı çevirip. Evet canlarım, ben dün ne yaptım? İşte gördüğünüz gibi bunlarla uğraştım. Koltuğu bu tarafa aldım. Böyle. Aslında yastık kılıf sipariş etmek istiyorum ama emin değilim yapsam mı yapmasam mı. Böyle Ramazan'a uygun yastık kılıf, kırlent kılıfları vardı. Hiç emin değilim ama yapar mıyım bilmiyorum. Belki kafam atar yaparım, bilmiyorum yani. Ama böyle yaptım. Burada köşeyi buraya getirdim. Buradaki kahve makinesinin olduğu dolabı da buraya aldım süslemek için, gördüğünüz gibi. Şöyle, zaten daha önce videoda göreceksiniz, ışıklarını yakmadım şu anda. Gün ışığı olduğu için belli olmuyor ama size akşamdan video gösterdim zaten. Böyle yazıları böyle astım arkadaşlar. Hediyeleri de şöyle yaptım, size göstereyim biraz. Paketlerken maalesef çekmedim. Şu aşağıya bütün paketleri, yani 30 tane paket var bu aşağıda. Onar onar 10 tane Belinay'ın, 10 tane Yiğit'in, 10 tane Azra'nın. Her birinin içinde hediyeler var. Böyle gördüğünüz gibi sayıları da yazılı. Buraya da canlar o evleri koydum. Bu evlerin içinde de şekerler var. Güzel olduğunu düşünüyorum. Çocuklar heyecanla bekliyor. Ramazan'ı gün sayıyorlar. Böyle bir Ramazan dekorasyonu yapmış bulunmaktayız. Buraya bu peçeteliklerimin şeyini koydum. Hemen alayım diye böyle altın renkli peçete. Ramazan takvimi, sonra yazılar. Biraz bazen düşüyordu, o yüzden üstüne de yapıştırdım. İnşallah tutar şimdi. Çünkü dik söyle yapıştırdığım için tutmuyor. Turgut dedi ki onun yapıştırıcısı varmış. Belki ondan deneriz eğer düşerse. Şimdilik tutuyor, bakalım. Çok güzel. Bence Ramazan Karim yazıyor böyle. Gördüğünüz gibi evde de birkaç dekorum vardı. Yanına ekledim. Bunun içine hurma koymak istiyorum arkadaşlar. O yüzden boş bıraktım. Bence gayet güzel oldu. Hepimiz inşallah oruçlarımızı sağ salim tutarız. Bu Ramazan'da inşallah sağlıklı sıhhatle geçirmeyi nasip eder Rabbim bize. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi dekorları saklayacağım seneye inşallah. Biraz bir şey daha sipariş eder, daha değişik, güzel yaparız burayı da. Allah gösterirse bize inşallah o günleri. Çocuklar dediğim gibi heyecanla bekliyor. Koltuğun da yerini beğendim böyle gayet. Turgut da çok hoşuna gitti. Güzel duruyor böyle. Kahve makinesini, Türk kahve makinesini oraya aldım şimdilik. Burada duruyor arkadaşlar böyle. Hatta diksiyonu bile burada unutmuşum. Şimdi alışverişimi yerleştireceğim. Ondan sonra hemen yemeğe başlayacağım canlar. Dediğim gibi bugün biraz modum düşük, yorgunum. Kusuruma bakmayın. Ama dediğim gibi yemeği şimdi çeker miyim bilmiyorum. Çekmezsem de arkasına alışveriş videosunu görürsünüz zaten. Ses geliyor. Merhaba arkadaşlar, herkese. Bugün alışverişi ben çekiyorum. Yasemin çok yoruldu bugün. Dedim tamam, bugün de alışverişi ben çekeyim. Nasıl başlayacağımı da bilmiyorum. Nerelere gittik? Hofer'e gittik. Şu an kendisi bana bakıyor, dinliyor ve gülüyor. Hofer'e gittik. Lidl'a gittik. Almanya'da Aldi. Valla Hofer, Lidl, Spar'a gittik. Kaç para harcadık arkadaşlar? Hiçbir şey, yemeklik hiçbir şey yok. Şöyle bakıyorum da ne aldığımıza. Şimdi birazdan göstereceğim zaten. Valla yine... Bir de yemeğimizi yiyip de gittik. Karnımız da toktu. İnsan biliyorsunuz da tok olunca çok alışveriş yapamıyor.
Ama biz yine de girmemiz çıkmamız bir oldu. Nasıl oldu anlamadım. Hofer'de, Aldi'de 97 euro verdik. Yüzde. Lidl'da kaç verdik Lidl'da? 60 verdik. Spar'da da 67 verdik. Yani yine bir 220 euro, 250 euro yakın tuttu. Neler aldık arkadaşlar? Gösterelim. Böyle 12'li makaron aldık. Bunu nereden aldık? Lidl'den almışız. Arkasında yazıyor. Çok güzel oluyor. Buzluğa derin dondurucuya koyabiliyorsunuz. Canınız çekince yemek için. Çok süper oluyor. Koyacak yer de yok. Başka arkadaşlar böyle balık alıyoruz. Çok güzel oluyor Yasemin bunları. Her şeyi güzel yapabildiği gibi bu balıklar da şahane yapabiliyor. Böyle balık aldık. Vallahi yemeklik bir o var herhalde. Başka bir şey yok. Lidl'da milşinteler ucuzdu. Lidl Almanya'da da var ya. İspanya'da bile. Milşinteler arkadaşlar böyle 10 tanesi 2 euro'ydu. Çocuklar seviyor. Okula falan koymak için. İyi oluyor. Başka ne aldık? Bu neymiş? Vallahi ne olduğunu anlamadım ama size şöyle göstereyim. El yapımı bir şey diyor da neyse bu börek mi kek mi? İsmi Bogata. Bogata aldık. Nereden aldık? Bunu Spar'dan mı aldık? Deluxe. Hoferden aldık herhalde bilmiyorum. Bir yerden aldık işte. Başka arkadaşlar böyle bunlar çok süper oluyor. Bunu Lidl'den almışız ceviz. Ceviz aldık. Sağlıklı. Milşinte bir paket almışız. İki paket almışız. Malumuş çocuk. Hepsi günde iki tane yese. Zaten beş günde bitiyor. Sonra iki paket arkadaşlar böyle tortelloni almışız. Bak bu da yemeklik. Yani yemeklikte varmış tek tük. İki paket böyle aldık. Onları da Lidl'den almışız. Başka arkadaşlar Kirin'in Türkiye'de de var bu. Böyle çocuklar için sürme peynir aldık. Şöyle biraz buradan göstereyim. Arkadaşlar kola aldık. Hofer'in kendi markası. 4 tane 5 tane almışız. 5 tane kola aldık böyle çocuklara. Tavşan. Ostan geliyor. Osta feryenleri. Ostan'da çıkıyor bu tavşanlar. Ne oluyordu bu Ostan'ın Türkçesi? Yumurta bayramı herhalde. Yumurta bayramı galiba. Ben kendime 4 tane Spar'dan bu protein içeceklerinden aldım. Eğer erkek arkadaşlarımıza söyleyeyim. Abilerim varsa ya da kardeşlerime. Eğer sporunu yapıyorsanız bunlardan alın. Bunlar çok iyi oluyor arkadaşlar. Protein. İçinde 35 gram protein var. Evet yani. Sporla ilgileniyorsanız. Başka 2 tane böyle puding almışız. Sonra Spar'dan böyle işte yemeklik sos falan türleri etle yapmak için. Bir tane yoğurt. Böyle Yiğit çok seviyor bunu. Yiğit için böyle aldık. Bunu Yasemin almış. Neymiş bu? İlginç bir şey. Burada yazıyor ismi. Başka arkadaşlar çilek aldık. Şöyle bir kasa. Hofer'de 5 euro. Yok 6 euroydu. Çilek 1 kilo çilek 6 euro arkadaşlar böyle. Ama güzel şahane duruyor. Çilek gibi de kokuyor. Başka çilek demişken çilek reçeli almışız. Sonra bugünün favorisi böyle. Yasemin yemiyor bunları. Ben 2 tane aldım. Birini kendime birini de çocuklara aldım. Tabi onlar benimkinde yerse bana kalmayacak ama canları sağ olsun. Belna'ya böyle Spar'dan arkadaşlar bunu bilen varsa Inter Spar'dan şey aldık. Böyle muzlu oluyor bu. Muzlu pasta. Böyle bir tane Choco Fresh aldık. Bunu Azar çok seviyor. Değil mi kızım? Choco Fresh aldık. Sonra arkadaşlar çay misafir geliyor. Evde bulunsun diye böyle kek aldık. Çayın yanına. Salata. Salatalık.
iki tane. Böyle bunlardan aldık arkadaşlar. Kurutulmuş kayısı da alıyoruz bunun yanına ya da incir. İkisinin kombinasyonu süper oluyor. Schmeckt sehr lecker. Semmel aldık. Burada semmel diyorlar bunlar arkadaşlar. Böyle oluyor. Okula falan koyuyoruz ya da işe götürmek için. Çok pratik oluyor. Böyle semmel aldık. 10 tane. Seçtik. Hatta Almancasını da söyleyeyim. Belki Almanca öğrenenler vardır. Öğrenmesi isteyenler vardır. Seçtik semmel. So. Başka ne aldık? Daha burada her şeyi göstermemişim ben. Böyle. Bu ne ya? Bitter sos. Sonra mı arkadaşlar? Muz, banane. Muz, Türkçe, Almanca, banane. Kaç tane? 5 tane. 5 adet, 5 adet muz. Bunu gösterdik. Şunları gösterecektim. Bunları benim iş için alıyorum. Çok süper oluyor. Müsleri ilgili. Çilekli. Ama tek çileklisi güzel oluyor. Hofer'de oluyor bunlar arkadaşlar. Gayet de uygun fiyatı. Şu 1.19 muydu? 1.10 sent ya da 1.10 sent falan. Is wirklich sehr lecker. Ich empfehle euch sehr. Aber ja nicht Schoko oder diese normale, sondern nur Erdbeer. Tek çileklisini alın arkadaşlar. Tek çileklisi güzel. Yağ aldık. Zeytinyağı. Şöyle mısır zeytinyağısı. Şu 1 litre yağ 3 euroydu. Başka arkadaşlar. Böyle Liptal var. Bunu aldık. Ha bir gün ben şupardan Yasemin'e lale aldım. Laleleri çok sevdiği için ben de şuparda 40 tane lale vardı. Hepsini aldım geldim valla. Bir burada. Bir kavanoz da orada hatta getireyim. Kavanoz diyor. Vazo. Böyle arkadaşlar Yasemin'e 40 adet aldım. O da o laleleri çok sevdiği için. Ben de bütün bulduğum laleleri aldım geldim. Çok seviyor çünkü. Güzel de renkleri. Bunlar Yasemin. Buradan eşlere söylüyorum. Eşlerinize alın. Ben bu laleleri arkadaşlar iş paydosunda gittim aldım. Akşam eve gelirken elim boş gelmeyeyim diye. Yasemin'i biraz mutlu edeyim diye. İyi yapmış mıyım? Ve ona geçen hafta Houndem'e gitmiştik. Çok güzel bir ayakkabı vardı yani. Çok güzel derken hani onun için çok güzel. Bunlar çok beğenmişti. Ben de bir gün iş paydosunda ona sürpriz yapayım dedim. Bunları da aldım çiçeğin yanına. Böyle arkadaşlar. Fiyatını da göstereyim. Öyle pahalı bir şey değil. Ters okunuyor galiba ama 25 euroydu. Bakın şöyle bir şey. Olmazsa bir giyeyim göstereyim. Vermişim. Ne? Böyle gösterecek misin? Emir büyük yerden. Böyle ayakkabı aldım ona. Yazlık ya da gündelik işte. Ya bunları öyle paydosunda aldım. Mahana yok. İsteyen istediği zaman alabilir. San Sebastian, San Sebastian, Yasemin sağ olsun. Yani ben arkadaşlar böyle almayayım da kim alsın? Değil mi? Benim aldıklarım az bile ama. Vallahi geçen ellerine sağlık San Sebastian. Şöyle bir kilo vardı herhalde. İki günde yedik. Ama mükemmeldi. Dankeschön. Schatze. Çok güzeldi gerçekten. Ellerine sağlık. Yok zaten ne yaparsa her şeyi Allah'a şükür maşallah diyeyim. Nazar değmesin. Her şeyi çok güzel yapıyor Yasemin. Nerede kalmıştık? Gözlerim doldu. Bak ağlayacağım şimdi. Evet. Gelelim ikinci torbaya. Böyle aldık arkadaşlar. Bunu da Hofer'den. Linzerstangen. İçi bunların kayısılı. Çok güzel oluyor. Çayın yanına falan. Hem bunlar daha çok benden seviyor. Onun için aldık. O da mahanası olsun. Biz de yiyeceğiz. Yani. Sonra arkadaşlar böyle bir şey bulduk Hofer'de. Bu da çok güzel oluyor. Mesela bunu bu Liptauer var ya onlarla beraber yiyin. Bu acılı olanlardan Liptauer Schaf. Bununla beraber wirklich sehr gute Kombination. Alın. Deneyin. Acayip güzel. Hele böyle akşam bir film bakarken falan çips yerine mesela bundan yiyin. Bir de yanına kola. Çok süper oluyor arkadaşlar. Diyet yapanlara saygım var. Ama hayat yemeden içmeden olmuyor arkadaşlar.
Hayatın tadı yemeden içmeden geçiyor. Böyle 5 kiloluk Hofer'den yine bir patatesi aldık. Küçük küçük böyle. Başka ne aldık? Böyle 15'li yumurta aldık Hofer'den. Hofer'den. Başka... Bunları ben ve Belmer seviyoruz. Bu da Hofer'den arkadaşlar. 1 euro 59 cent'in bir paketi. Ama mükemmel oluyor. Böyle mısır patlağı, çikolata karşı bir şey. 2 tane böyle bundan aldık. Sonra sağlıklı. Bunların Kelis markası var, Sparta falan. Onlar çok pahalı. Bunlar Hofer'de, bu kendi markası. Aldi'de, Hofer'de. Alabilirsiniz. Çok mükemmel tadı. Ve sağlıklı. Sağlıklı dedim, o kadar sağlıklı değil mi? Şey, neden yapılıyor? Yasin beni uyardı, neden yapılıyor size söyledi. Linzen'den yapılıyormuş. Linzen ne? Mercimek. Mercimek çipsi. 2 adet mercimek çipsi aldık. Sonra böyle bisküvit aldık çocuklara. Yetsinler diye. Malum mecbur alıyorsa arkadaşlar, okul, her gün okula ne koyacaksın diye düşünüyorsun. Tek ekmek koyup da yollayamıyorsun. Öteki çocuklar da getiriyor çikolata falan. Çocukların canı çekmesin diye. Böyle 10 tane protein bekle aldık. Bunlar da sağlıklı. Mesela bunun bir tanesi arkadaşlar 79 cent. 10 tane alıyoruz. Yani 7 euro 90 cent. Şu kadar ekmek. 8 euro. 8 euro. 160 TL. Bu bize 5 gün gidiyor. Sonra arkadaşlar böyle 2 tane fındıklı çikolata aldık. Bunu Belna ile ben çok seviyoruz. Azra da seviyor. Böyle 1 tane yatak çarşaf aldık. Eğer lazımsa çarşaf mı deniyor buna ya? Spenlentuch. Lastikli. Lastikli. Ve inanın nasıl diyeyim, sabah kalktığınızda yatak hiç dağılmamış gibi duruyor. Bu gerçekten acayip güzel bir şey. Hofer'de bir de 10 euroydu bu. Hofer'de. Şöyle göstereyim yakından, belki ilginizi çeker. Bunda özelliği arkadaşlar, bu kırışıp ne yapmıyor? Gerçekten sanki sabah ütülüymüş gibi öyle hani duruyor. Dağılmıyor hani. Kırışıp ne yapmıyor? Bu çift kişilik, tek kişiliği de var. Kayma falan da yapmıyor, lastikli. Böyle büyük bir Bueno paket aldık. Sevenler varsa. Gerçi bunu kimse yemez ki. Sevmeyen olsun. Böyle büyük bir, içinde 20 taneymiş arkadaşlar. Hofer'den aldık. Bu da 6 euroydu. Hemen Türk TL'sini çarpayım. 120 TL. Sonra böyle çocuklar yine bisküvit aldık tarzı. Malum okula koyuyoruz. Her gün düşün ne koyacağım diye. Sonra arkadaşlar böyle Yasin herhalde kek falan içine almış bunu. Ve böyle bir karışık çips aldık. İşte böyle arkadaşlar, bakın aldığımız, şöyle size bir aldığımızı şöyle bir kamerayı şöyle göstereyim. Şurası arkadaşlar, şu an arkamda olan şu alışveriş arkamda demeyeyim, şöyle göstereyim. Şurası, her şey burada mı ya? Şöyle de var işte, patates falan şurada. Burada patates var, bunlar burada işte. Burası düşünün yani 250 euroya yakın tuttu. Maşallah. Ama hayat her yerde olduğu gibi Avusturya'da da pahalıymış. Pahalandı. Avrupa'da pahalandı. Yani arkadaşlar böyleydi işte. Alışveriş çektik. Yasemin gülüyor bana. O yorgun olduğu için çekemedi. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Sizin de alışverişiniz bol bereketli olsun. Allah yardımcınız olsun cümlemizin. İnşallah her şey daha iyi olur. Her şey gönlünüzce olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yasemin'de size çok selam var. Bir dahaki vlogda, videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.